Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Ben uyandım. Bütün ailemi kahvaltıya çağırdım efendim. Böyle bir çılgınlık yaptım. Şöyle şimdi hazırlık yapıyorum. Masaya hazırladım. Onu göstereyim. Bu da burada dolanıyor. Oğuz Atiş'in sütünü içiyor. Masamızda şöyle efendim. Kesinlikle. Şimdi sanal marketten eksikler vardı. Onları söyledim. Roka, işte meyve suyu, hindisine falan. Hazırlıktan sonra kahvaltıyı göstereceğim. Dayday mı istiyor yoksa su? Evet. Kendin almışsın. Her seferinde dayısı bundan su istiyor. Bu da gidiyor bulaşık makinesinden alıyor bardak koyuyor. Özledin mi beni gerçekten? Ben de bunu istiyorum. Yardım edeceğim diye mi yapıyorsun? Evet. Sen bardağı tut, ben basayım. Günaydın, günaydın. Günaydın millet. Tuğrul'u özellikle zoom yapmak isterim burada. Tuğrul'un meşhur gülüşü. Evet arkadaşlar, şimdi dayımlar gitti, Tuğrullar da gitti. Tuğrullar akşam geri gelecek, birkaç saatim var. Dünden ben şu kalçaları yapmıştım ya, tavuk pilav yapacağız, nohutlu tavuk pilav. O yüzden bunlar bize yetmez. Ben de şöyle buzluktan bir 3 parça daha göğüs eti çıkart. Güzelce ikisi böyle, hani biri yağlı biri daha az yağlı gibi. O yüzden 3 parça daha çıkardım buzluktan. Şimdisi yine sarımsak, soğan. Defne yaprağı, tuz, karabiber attım. Bunları güzelce pişireceğim. Şurada da diyorum ki bir revani tatlısı yapalım. Bir de yine tavuk suyuna şey çıkarttım. Tarhana çıkarttım. Tavuk suyuna da bir tarhana çorbası yaparız. Tamamdır. Şimdi ilk önce tatlının şerbetinden başlıyorum. Yandık. Oğuz Atan da geldi. Oğuz Atan, tamam yardım et anneciğim. 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, yarım da limon sıkacağım. Sonra kaynatıyoruz. Evet, şimdi 3 su bardağı su koydum. 2,5 su bardağı şekere. Limonumu da sıktım, yarım limon. Şimdi ocağa aldım. Güzelce kaynatacağım şerbetimi. Arkadaşlar şimdi revanenin hamuru için 3 tane yumurtayı güzelce çırpacağım. Sonra 1 çay bardağı toz şeker ekleyip tekrardan çırpacağım. Hadi başlayalım. Çay bardağı sıvı yağ attık. Yine karıştırıyoruz. Evet, 1 su bardağı yoğurdumuz var. Yoğurdu şimdi Oğuz'a tam koyacak. Koy anneciğim. Tamam. İki elinle tut istersen. Ağır biraz çünkü. Hayır. Peki. Heh. At bakalım. Sen. Ama, at. Hadi dök. Tamam. Aferin sana. Karıştırıyoruz. Küçük şefim Oğuz Ata iş başında. Bayılır karıştırmaya. 1 su bardağı irmik. Hadi hızlıca dök anneciğim. Bu kadar yeter. 1 su bardağı. Hepsini koyacağız. Hepsini koy bakalım. Ben de karıştırayım. Bu kadar yeter mi? Hepsini koyacağız anne. Bu kadar irmik. İrmik mi? Oy yürüm şimdi. Peki ya bu? Un. Ne? Un koyacağız. Ben koyayım anne. Tamam anne. 1,5 su bardağı un koyacağız. Bu kadar yeter. Dök anneciğim. Anne. Dök. Hepsini dök. Yarım su bardağı daha koyacağız. Hadi. 1 paket kabartma tozu. 1 paket de vanilin koyacağız. Koyalım anneciğim. 1 kut kabartma tozu. Evet. Vanilya.
Evet, şimdi şöyle yağladığım fırın kabına harcımızı dökeceğiz. Ye Uzatacığım. Poğaçadan da yiyeceksin ama, tamam mı? Tamam. Fırını da ayarladım 180 dereceye. 20-25 dakika alt üst ayarda pişecek. Evet, tavuk suyuna mis gibi tarhana çorbamı da yaptım. Güzel, ben böyle salçayla sarımsağı kavuruyorum tereyağla. Sonra tarhanayı koyup kavuruyorum. Ondan sonra tavuk suyu ya da işte et suyu, normal su katıp ve bol sarımsak. Sonra nane. Bu şekilde bu hazır. Şerbetimiz de soğudu gibi bir şey. Revanemiz de fırından çıktı. İlk sıcağı çıktı hatta. Şimdi şerbeti dökeceğim üzerine. Bir dilimleyelim önce. Şöyle ortalarını da yine bıçakladım. Şerbetimizle buluşturuyoruz. Oh, mis gibi oldu, mis. Hemen çekiyor zaten. Üstüne de Hindistan ceviziyle servis edeceğim. Evet arkadaşlar, herkese selam. Yine annemle beraber çılgınlığa giriştik. Şu konsol depoda duruyordu. Dayımlardan bu. Onun yerinde şu vardı. Bunu kaldıracağız. Bunu muhtemelen ayakkabılık yapabiliriz. Boyayacağız bunu. Onun yerine şu. Çünkü bunun içindekiler var ya. Yetmiyor artık. Bakın şöyle bayağı bir şey oldu. Plastikleri falan dizeceğim. Şunu biliyorsunuz, şu televizyonun altındaydı. Onu buraya aldık. Muhtemelen bunun üstündekileri falan şuraya koyarım. Bilmiyorum, belki bu kalkabilir. Emin değiliz şu anda. Şimdi şunu temizleyelim. Son halinde göstereceğim size. Şimdi annem şu kapitoneleri yaptırmıştı. Bunlar Oğuz Atış'ın dolabı içinde. Bu arada mis gibi sildik burayı. Tertemiz oldu. Bakın şöyle yerleştirdim bile. Birkaç tanesi tam uyuyor. Onları kullanacağız şimdi. Evet, son hali. Anne, bu böyle mi duracak? Şunu kullanmasana değil mi? Tamam, al. Tamam. Şu şekilde. Dur anneciğim. Vallahi güzel oldu. Şuraya kıl fincanlarımı koyacağım. Gayet hoş oldu. Melon geldi. Melon hasta. Çok hasta ya. Biz bu arada kısır yaptık. Şöyle kısır yedik. Şimdi yufka aldık. Tavuk aldık. Burada da şöyle prasede ıspanağımız var. Şunları şöyle içine katacağız. Bir harç yapacağız. Sonra yufkanın içine koyup üstüne beşamel sos ve fırına göstereyim size nasıl olduğunu. Hadi şarkı söyle. Şarkı söyle anneciğim. Attıydım. Attıydım. Ateş. Hadi gel mutfaktakileri gösterelim. Hepsi yatırabilir misin? Evet, mutfakta hummalı bir çalışma. Biraz anne. Yırtık. Şimdi yapacağım yine. Yırtık çok tamam. Taze ve yırtık. Melo da buradaki bardakları düzenliyor şimdi. Son halini göstereceğiz size. Düzenleme işinde Melo.
Birazcık yırtılmış o anne. Değil mi? Evet. Tamam. Ama şey, beşamel sos gelecek. Gelecek ya. Evet. Tamam, yapacak bir şey yok. Evet, şimdi yufkaları annem yırtılıyor. Böyle bak, böldü. Taze miymiş? Çok taze. İyi iyi. Migros'tan aldım, sana al marketten. Şimdi bu şekilde bir kaseye yerleştiriyoruz. İçine iç harcımızdan bol bol yap anne, bol bol koyuyorum. Güzel doyurucu olsun, şöyle bol olsun. Kenarları kapatıyoruz. Evet, güzel oldu anne. Çok güzel oldu. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi ben de üstüne bir beşamel sos hazırlayacağım hemen. Onun üstüne de kaşar. Beşamel sosu da 1-1-1 ölçüsüyle yapacağım. Yani böyle bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı un, bir bardak süt gibi düşünün. İki kat da yapabilirsiniz. Belki ben iki kat yaparım, evet, ölçüsünü. Çünkü bol bol olsun diye. Şey ya, hamur ya çeker. Aynen. Bu şekilde, bu da mutlaka deneyin arkadaşlar. Bunu kreple de yapalım. Burada ben hiç kendimi göstermedim size, değil mi? Biraz böyle hastayım falan ama daha düzeldim. Melon daha hasta ama. İyileşir inşallah. Hamişim hiç düzelemedi ya. Bir öksürük yani. Bizde bir öksürük kaldı. Başarıda da aynı şekilde. Tek sorunumuz şu anda öksürük ve çoğu kişide de öyleymiş. Şimdi o zaman beşamel sosun yapımına başlayalım. Deniz, güneş, kar. Deniz, kum, güneş, normal hayat. Orada da sıcak, dikkat et. Allah 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 Allah. Anne, bana bir su verir misin? Tabii. Gel oğlum, atla. Melis, bana korma sakın. Böyle yapalım. Çıkıdız tıktım, çıkıdız tıktım, çıkıdız tıktım, çıkıdız tıktım. Hadi yap. Kafanı salla. Babayı söyle. İnşallah açmış kollarını melek gibi. Duymadın mı? Ne diyor? Ay çok güzelsin oğlum. Not me is. Yakıştı. Harikasın anneciğim. Hadi gül o zaman bana. Vereyim mi, istiyor musun? İstiyor musun? Yar bakayım anne. Ben gözlerim istiyorsun. Evet. Takacak mısın? Enfes. Tamam, gel takalım. Evet arkadaşlar, herkese selam. Bugün günlerden pazartesi ayının 28'i. Cinsiyet Partisi'nin üzerinden bir 10 gün kadar geçti. Yani 9 gün kadar. Cinsiyet Partisi cumartesiydi. Biz pazar günü arkadaşlar Başar'la beraber bir hastalandık. Size anlatamam. Bir 4-5 gün boyunca yattık ve antibiyotik iğneler anca öyle toparlandık. Öyle söyleyeyim. O yüzden böyle haftada bir video gibi yayınlamış oldum. Yoksa biliyorsunuz hani iki tane atmaya çalışıyorum. Hatta bazen üç tane. Yani elimi kolumu kaldıracak halim yoktu. Kemiklerim resmen kırıldı gibi. Gerçekten çok zor bir hastalık geçirdik. Yani sadece üşütme değil, kesinlikle bir virüstü bence bu. Dediğim gibi Başar da aynı şekilde çok hastalandı. Zaten Oğuz Ata annemdeydi. Sağ olsun 4 gün kadar annemde kaldı. Çünkü bakamazdık yani, çok kötüydük gerçekten. Hani kendimize bile zar zor baktık. Ben iyi hissettim, çorba yaptım. Başar iyi hissetti, hemen bir çay yaptı, bir şey yaptı. Öyle birbirimize bir şekilde baktık. Şükürler olsun şimdi ikimiz de daha iyiyiz. Hatta işte Melis de hastalandı, Tuğrul da hastalandı. Böyle bir döngüye girdik. Bu havalar gerçekten çok sakat arkadaşlar ve herkes de, yani bizim iş yerinde, yine başka arkadaşlarımın iş yerinde olsun, her yerde bu salgın varmış. Bir de yani gerçekten yataklara düşürüyor. Öyle zar zor hani iyileşiyorsunuz, kolay iyileşemiyorsunuz.
Dediğim gibi o yüzden bol bol C vitamini alacağız, su içeceğiz. Ancak böyle toparlayabildik. Öyle arkadaşlar, cinsiyet partisi çok güzeldi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böyle elimden geldiğince de kısa kısa görüntüler çekmeye çalıştım partiden. Güzeldi, çok eğlenceliydi. Öyle arkadaşlar, ondan sonra zaten ne video çektim, ne yaptım bilmiyorum. Bunu da açıklamak istedim. Böyle birkaç günün karışımı bir video oldu bu videoda. Ama bundan sonra daha böyle güzel içerikler gelecek. O yüzden takipte kalın, abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.